Günaydın arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizleri soğuk bir günden karşılıyorum. Bulgaristan'dayım şu an. Yaklaşık 5,5 yıldır Bulgaristan'a gelmiyordum. Ama artık girelim dedik. Kardeşimin pasaport yenileme işlemi vardı. Ben de uzun zamandır dedemleri işte göremiyordum, anneannemleri göremiyordum. Şu an bu evde kaldık. Hava gerçekten çok soğuk şu an. Erken saatte Kırcaali'ye gidiyoruz. Şu an Kırcaali'nin köylerinden bir tanesindeyiz. Daha önceki vloglarımı izleyenler varsa buralarda videolar çekmiştim. Hatta onlardan birkaç kesit koyarım, bakarsanız yaklaşık 5,5 yıl önce. Yani 5,5 yıldır dediğim gibi hiç gelmediğim için hani dedemler, anneannem gerçekten çok yaşlandı ve ben de sürekli git gel yapamıyorum. Amerika'dan buraya gelmesi, gitmesi çok zor oluyor. O yüzden hazır pasaport yenileme işlemi varken hazır dedim bir köye geleyim. Dedemleri göreyim vesaire. Ama şu an o köy bu köy değil. Bu dedemlerin köyü, baba tarafının köyü. Anne tarafının köyüne gittiğinde zaten orada dedemleri de gösteririm sizlere. Orada drone falan uçurmuştuk çok eskiden. Bilmiyorum hatırlayanlar var mı hala ama. Her neyse şu an sabah bu saatte kalktık çünkü pasaport sırası oluyor. Pasaporta gittiğiniz zaman erken giderseniz işiniz erken halloluyor. Biz de zaten sırf onun için gelmiş olduğumuz için biraz da şansımızı kaçırmayalım, erken saatte çıkalım dedik. Onun dışında bir kahvaltı yapalım sizlere, kifle, baniçka, poniçka tarzı böyle. Nasıl bizim Türkiye'de simit, poğaça, açma tarzı yemekler var. Burada da onlara farklı şekilde Bulgaristan'ın kendisine özgü yemekleri var. Onları göstereceğim sizlere. Hazırsanız yavaştan yolculuğumuza başlayalım. Ben şu an arabaya doğru geçiyorum. 35 dakikalık bir yolculuğumuz var. Şimdi Kırcaali'nin parkındayız arkadaşlar. Pasaport işimizi hallettik. Yaklaşık 1 saat kadar sürdü. Hava gerçekten çok soğuk ve çok sisli şu an. Hala hastayım. Öksürüyorum geçmedi. Şimdi kahvaltı yapmam lazım. İçmem gereken haplar var. Onları içtikten sonra daha çok rahatlayacağım. Buraları biz küçükken geliyorduk. Dedem beni hep gezdiriyordu eskiden. Bu park alanında. Hala da aynı şekilde duruyor her şey. Barış Aga ne yapıyorsun? Donuyor. Çok soğuk değil mi? Nasıl soğuk? Oturduğumuz yerde üşüdük kafede ya. Evet, oturduğumuz yerde donduk. Bak çam ağacı da koymuşlar. Burada da Christmas marketi açmışlar arkadaşlar. Ben ilk defa gördüm. Normalde kışın çok gelmiyordum Bulgaristan'a. Ama hoş olmuş. İtalya'da da görmüştük. Bunu Londra'da da görmüştük. Demek ki her yerde bu şekilde açılıyor. Şu arkamızda da ağacı görebilirsiniz. Süslemişler. Hoş gözüküyor. Şimdi Kırcaali'nin bir tane ayısı var arkadaşlar. Burada bir ayı heykeli var. Yaklaşık benden de büyük herhalde. Ben 29 yaşındayım. Ben kendimi bildim bileli burada bir heykel var. Size şimdi onu göstereyim. Benim bu ayı heykelinde bir tane fotoğrafım vardı arkadaşlar. Annemle birlikte. Ben daha küçücük çocuktum. Bunun yanında fotoğraf çekilmiştik. Onu da yan tarafa bulabilirsem koymaya çalışacağım ama bu heykel Kırcaali'nin simgesi sayılır benim için. Belki başkası için sayılmaz da. Hep bunun üstüne oturup fotoğraf çekilirdik ne zaman gelsek. Yine tabii 5 sene sonra geldim. Fotoğrafımı çekildim. Burası da postane şurada. Belediye binası da şurada. Şimdi sizlere bahsettiğim yemekler bunlar. Bunun adı baniçka. Bunun içinde peynir var. Bayağı güzel bir şey. Bu da kifla. Bir de bunu yerken yanında boza içmeniz lazım ki. Anca öyle tadı geliyor. Kamera açınca herkes sustu. Yemeği bırakıyorlar falan. Bununla İstanbul'daki var ya, Mesut'un numara var ya, oradaki bozanın da aynı değil. Ama boza güzelmiş, güzel. Orada Banişka. Sefa boza. Aslında aynı gibi ama tadı çok su gibi orasının, bu daha tatlı. Banişka bayağı tazeymiş. Ben Barış'tan. Evet öyle oldu, hava giderek açılmaya başladı. Kahvaltımızı ettik sizlere, Banişka'yı gösterdik, kifleyi gösterdik. İşte buralarda eskiden ben yaz tatillerine geliyordum, geziyordum. Biraz anıları canlandırdık. Şimdi yavaş yavaş bir tane kafeye geçeceğiz. Orada bir tane daha kuzenimle görüşeceğim. Hatırlarsanız Londra Vlion'da karşılaşmıştık köprüde. Kendisiyle görüşeceğim. Bir bakalım ne yapıyormuş, ne ediyormuş. Londra videom izlemiştiniz. Londra videomda kuzenimi görmüştük. Londra köprüsünün başında. Yola baktığım zaman 2 gündür. Ne yapıyoruz mu acaba? Şimdi Bulgaristan'la birlikteyiz. Hatice ne yaptın ya?
Yine tesadüfler. Bu sefer tesadüf mü Doğukan? Bu sefer tesadüf değil artık. Bunu planlamadık. Bunu planladık. Yalan atmayalım. Evet, nasıl geçti Londra? Londra harikadı. Soğuktu. Sen de hastalandın değil mi gelince? Evet, ikimiz de şu an hastayız. Bence Londra suçlu. Evet, Londra suçlu. Londra'ya gitmeyin. Hasta dönüyorsunuz. Evet. Burada hava bir tık daha iyileşti arkadaşlar. Sabah çok soğuktu ama. Neyse. Evet. Sen ne yapıyorsun buralarda? Kısa bir anlatsana. Şu an ben çalışıyorum. Hatta şu an biraz daha geç kalırsam kovulabilirim. İyi bakalım Hatice'yi. Şu an her şey. Buyurun gelin. Bakarti'de kahve içelim. Evet evet. Hatice'yi çok fazla tutmayalım. Sizlere göstereyim dedim benim Bulgaristan'daki kuzenimi. Görüşürüz gene. Görüşürüz. Hadi öpüyorum. Bay bay. Allah Allah. Ne yapıyorsun? Kankam. Nasıl gidiyor? İyi bak işte yarın tezgahın başında. Videoyu çekemedim. Heh. Arkadaşlar Güleylim benim arkadaşım. Çocukluk arkadaşım. Evet ya yıllardır görüşemedik. Evet, yıllardır görüşemedik. 10 yıl olmadı ya. 5-6 yıl olmuş. Oldu mu? 2014'te geldin en son. 10 yıl olmuş. Eski yazılı. Evet evet. Şimdi içeri geçeceğiz. Şimdi Barış Bey kebapçı geldi. Kebapçısını yiyor. Evet, hadi afiyet olsun. Salatalarımız da burada. Nerede yiyoruz? Benim köfteler geldi arkadaşlar. Köftelerimi yiyorum. Şimdi de lütenitsa geldi. O lütenitsa sosu. Anla. Ops. Böyle. Sefa geldin, hoş geldin. Dedeciğim. Öpeyim, dur. Aa, Volkan'ım. Aa, ne oldu sen be? Ne yapıyorsun? Bu boy gibi babas. İyi, sen nasılsın? İyi misin? İyiyim ben de. Hoş geldin, sefa geldin. Koca kızcağızın. Of. Şu aşağı indirelim biraz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi, sen nasılsın? Tamam, merhabayım. Nasılsınız? Seni görmeye geldim. Dedim, merhaba. Nerede yaşıyorsunuz? Yakın mı? 60-70 kilometre var. Hadi canım. Video çekiyorum da. İsim neydi? Suat mı? Suat. Benim de Eren. Eren, hoş geldiniz ya. Beni beklediniz ya o kadar. Sabah geldik. Dedemin burada olduğunu nereden biliyordunuz? Videolar. Eski videolardan mı? Oo, süpersiniz ya. Ben gelmeyeli 5,5 sene oldu zaten. En son o videodan sonra daha gelemedim. Anneciğim. Ooo, kim geliyor? Ben çocuğum. Selam attım. Selam attım. Okan'ım. Hoş geldin. Sabah geldin. Hoş bulduk. Anne görüştük. Ooo. Katsan ol diye be çocuğum, katsan ol diye. Evet, çok geçin özlemişim kan, seni. Geçin kan, buyurun kan. Buyurun şey, kan. Şey yapayım. Günaydın arkadaşlar. En son benim anneannemi ve dedemi görmüştünüz. Orada başka bir köydeydik. Şimdi tekrar buraya geldik. Bizim burada sobamız vesaire var diye. Geceyi tekrar burada geçirdik ve size manzarayı göstermek istiyorum. Şu an evin balkonundayım. Sabah saat 8 gibi. Dağları görüyorsunuz. Bu dağlar Rodop dağları. Burada. Tabi yeşillik falan çok fazla yok ama şöyle baktığınız zaman tarafta bir çalı, çırpı şu an. Hani eskiden burada bir sürü ekme alanları vardı. Patatesleri, osudur busudur dedemler falan bakıyordu ama tabi onlar vefat ettikten sonra bakacak kişi olmadığından dolayı şu an böyle duruyor. Şuradaki ağaç dut ağacıydı mesela, şu ağaç. Buraya çıkıp az dut toplamadık. Şuradaki tuvalet, yani Bulgaristan'da çoğu zaman, bilmiyorum Türkiye'de de belki öyle mi bilmiyorum, tuvaletler dışarıda oluyor. Tuvalet için dışarıya gidiyorsunuz. Ama tabii son 10 yıldır tuvaletlerin çoğu içeri taşınmaya başlandı. Şu yan taraftaki yerde dam arkadaşlar. Eskiden dam olarak kullanılıyordu. Yandaki binalarda bizim komşular vesaire. Bu şekilde. Şimdi evin içerisinden birkaç manzara göstereyim sizlere. Burası evin bir tane odası mesela. Şöyle. Biz burada bir yatak vardı. Biz bunu içeriye taşıdık. Eski bir televizyon burada. Eski bir süpürge. Çoğu şey eski, biraz sonra zaten göstereceğim sizlere. Daha babamlardan kalan şeyler var. Hatta benim çocukluğumdan kalan şeyler de var. Şöyle geldiğimizde burası salon. Burası mutfak gibi kullanılan bir alan. Buzdolabı vesaire. Tabii hiçbiri çalışmıyor şu an. Hepsinin fişini çektik. Buraya gelen giden çok fazla insan yok arkadaşlar. O manzara buradaydı. Size buradaki manzarayı gösterdim şöyle. Hop bakayım. Tam belli olmuyor. Burada başka bir oda var. Burayı da göstereyim. Yerler bu şekilde. Burada da kimse kalmadı. Biz komple 5 kişi şu odada kaldık ama orada herkes hazırlanıyor. Orayı gösteremem. Burası da lavabo.
burada da ben. Şimdi size üst kata çıkacağım. Üst katta gördüğüm şeyleri göstereceğim. Şimdi kapının girişinden aşağı doğru indiğimiz zaman dün dikkatimi çeken bir şey vardı arkadaşlar. Mesela şurada bir tane krampon var. Bu büyük ihtimal herhalde 30 yıllık falandır, 20 yıllık falandır babamlar falan giyiyordur. Eskilerden bayağı. Mesela şurada kola turka var. Hatırlar mısınız? Çok eskiden bunların topları vardı. Ben ilkokuldayken getirmiştim burada oynamaya. Hala burada duruyor. Bunu da Kırcalı'dan almıştık çok eskiden. Yine bunu da ben almıştım. Daha çocukluk zamanları. Aşağıda odun modun falan var burada. Gece odun topladık buradan. Kömür var yan tarafta vesaire. Şimdi üst kattayız arkadaşlar. Burası bomboş tabii. Burada hiç oturan eden yok. Eskiden herhalde burada oturan eden var mıydı gene bilmiyorum. Gene olmuş olmayabilir. Burada bir tane yatak varmış ama kullanılmıyor. Şimdi bir yukarı daha çıkmaya çalışacağım. Yukarıda kitaplar mitaplar vardı eskiden de. Bakayım burası biraz örümcek ağları falan var. Allah hadi bakalım. Üf. Burası bayağı yıkık dökük. Burası çatı. Şöyle göstereyim. Burası çatı arkadaşlar. Bayağı yıkık dökük. Kitaplar. Odur budur. Babamların daha ilkokul kitapları buradadır. Şöyle baktığınız zaman mesela burada bir kitap var. Bulgarca yazıyor. Tam ne o bilmiyorum ama. İşte bunlar. Babamlar burada okurken herhalde okuyorlardı, kullanıyorlardı. Aslında daha fazla kitap vardı da herhalde bunların çoğunu atmışlar. Ben eskiden daha fazla kitap olduğunu falan hatırlıyordum. Buralarda da var işte. Bakarsanız çoğu işte Bulgarca. Kitapların başlıkları o sudur, bu sudur. Yavaş yavaş artık bu evden çıkacağız. Çıkmadan önce dedim size bir evi göstereyim, manzarayı göstereyim. Hala hastalığım geçmedi bu arada arkadaşlar. Hala haplarımı falan kullanıyorum. Şimdi tekrar şehre ineceğiz. Bir şeyler alacağız. Daha sonrasında görmemiz gereken birkaç insanı görüp hop İstanbul'a gideceğiz. Şimdi arabayı park ettiğimiz yere doğru yürüyoruz. Yanımızda Barış Agamız var. Selam. Şoförümüz kendisi 6-7 saattir araba kullandı. Ben de hasta olduğum için vallahi hiç kullanamadım. Bütün yol boyu horladı arkadaşlar. Vallahi ne yapayım? Ne yapayım be? Çantam da burada. Sesli horladı. Şimdi size manzarayı göstereyim. Burasının manzarası da güzelmiş. Neresi? Şurada bak tam ağacın altında. Oo evet, güzel bir manzara var aslında. Böyle bir ağacı çekmek lazım. İşte burası bizim köyün manzarası. Eskiden buradan hatırlıyor musun? Lastik yuvarlayıp koşuyorduk arkasından. Şu tepeden bir yuvarlıyorsunuz arkadaşlar. Aşağı kadar gidiyor. Zaten yakalarken sağlam kardiyo yapıyorsunuz. Şunu da şöyle koyalım. Ayakkabının üstüne lan. Ben size şu manzarayı göstereyim, o dediğim yer. Şu ağacın olduğu yer güzel gözüküyor. Üf. Tabii çok soğuk. Sen burayı diyordun değil mi? Evet, buradan çektim. Çek şu bakalım bir tane. Aynı foto. Çek. Aynı foto. Harbi güzel çıkıyor. Güneş dalların arasından vuruyor. Neyse arkadaşlar, biz şimdi tekrar köyden şehre gidiyoruz. Şimdi burası da Kırcalı'nın pazarı arkadaşlar. Bayağı bir yoğun. Arabalar gelip geçiyor. Bizimkiler bir şeyler alalım dedi. O yüzden buralarda durduk böyle. Şimdi burası da pazarın içi arkadaşlar. Ünlü çeşme. Aynen, burası ünlü çeşmeymiş. Barış Bey göster dedi. Şimdi burada işte meyve, sebze, bir sürü şey var. İnsanlar burada alışverişlerini yapıyor. Bir sürü bal satılıyor bu arada. Balı da görebilirsiniz. Bizimkiler buralardan bazen bal alıyor. Ama kapalı pazar olması güzel olmuş. Yağmur falan yağdığında en azından hala alışverişi yapılabilir. Fiyatlar nasıl diye soracak olursanız tam bilmiyorum. Yani bayağıdır bilmiyorum, artık koptum buraların fiyatlarından. Ne Türkiye'nin biliyorum, ne Bulgaristan'ın. Şimdi burada 5 kilo bal aldık arkadaşlar biz. Kaç verdik Semuş? 60 leva verdik. 60 leva 5 kilo bal. 1 değil, 2 değil, çarpı 3 değil. 60 çarpı 15. Kaç yapıyor? Hesaplayamadım değil mi? 900 yapıyor galiba. Balcılara duyurulur. Evet, ben Amerika'ya geldim. Bulgaristan yolculuğumuz çoktan bitti. Oradan Türkiye'ye gelmiştim. Türkiye'den de işte annemlerle vedalaşıp hop tekrar Amerika'dayım arkadaşlar. Şimdi evimde bazı değişiklikler yaptım. Evin komple yerini yeniledim. Onun dışında yeni bir çalışma masası siparişi verdim. O gelecek.
birkaç şeyler daha yapıyorum. Onları da sizlere oda turu olarak yeni bir video yapacağım. Orada göstereceğim. Onun dışında bazen işte ofise falan çağırıyorlar böyle birkaç gün falan. Bu aralar çağırmaya başladılar. Sizlere belki bir ofis günümü de gösteririm. O da gelecek videolar arasında. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz aşağıda beğen butonu var. Oraya basabilirsiniz ve yine aşağıda bulunan abone ol butonuyla benim hayatımı daha yakından takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.